kadınların cinsel istismarının affı olamaz. Arsuz Belediyesi, CHP Arsuz İlçe Örgütü ve İskenderun Kadın Platformu ortak bir basın açıklaması gerçekleştirerek çocuk istismarının affı olmaz dedi. Arsuz Ilıçınar Mahallesi Doktor Füsun Sayek Parkı'nda çocuk istismarına evlilik yoluyla af düzenlemesinin yeniden meclis yolunda olduğu iddiaları üzerine Arsuz Belediyesi, CHP Arsuz İlçe Örgütü ve İskenderun Kadın Platformu ortak bir basın açıklaması gerçekleştirerek bir kez daha çocuk istismarının affı olmaz dedi. Basın açıklamasını gerçekleştiren CHP Arsuz Kadın Kolları Başkan Adayı Leman Yılmaz, küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik bir tasarının hazırlandığı ile ilgili haberlerin basına yansıdığını belirterek basın metnini okudu. Çocukların cinsel istismarının affı olamaz. Küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik bir tasarı hazırladığı ile ilgili haberler bir süredir basına yansımaktadır. Son çıkan haberlere göre 15 yaş farkının bir kriter olarak benimsenmiş olduğu ve çocuk istismarını meşrulaştıracak bu hafta bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra Ocak 2020 gibi meclise getirileceği söylenmekte. 2016 yılından beri sistematik olarak çocuk yaşta zorla ve erken evlendirmelerin önünü açacak, çocuk istismarları meşrulaştırılacak bu hafta dahil bir takım yasa değişiklikleri ve uygulamaları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede kadın örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 2016 yılında Torba Kanunu ile çocukların cinsel istismarına ilişkin cezayı düzenleyen TCK 103. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına 12 yaş ayrımı getirilmiş, 12 yaş altındaki cinsel istismar suçlarına ağırlaştırılmış cezaları getirilmiş, 12 yaş sınırının neye göre belirlendiği ise kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Şu anda getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Yani 12 yaşında bir kız çocuğunun 27 yaşındaki bir erkek ile evlendirilmesi durumunda cezasızlık yoluna gidilmek istenmektedir. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz. Nitekim Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi kendisinden 9 yaş küçük olan 12 yaşındaki kuzenini evlilik görüntüsü altında istismar eden ve olay gerçekleştiği zaman kız çocuğunun yaşını bilmediğini savunan faili beraat ettirmiş, Yargıtay'da oy çokluğuyla bu kararı onamıştır. Geleneksel değer yargıları, birlikteliklerin sorunsuz devam etmesi, mağdurun şikayetçi olmaması, ceza verilmesi halinde aile yapısının zarar göreceği gibi gerekçelerle verilen bu karar, 15 yaş altındaki çocukların cinsel istismarının meşrulaştırılmasının altyapısının sağlanmaya çalışıldığını göstermektedir. Ayrıca böyle bir af, 2005 yılında kanundan çıkarılan tecavüzcü ile evlilik durumunda cezasızlık sağlayan maddenin geri getirilmeye çalıştığını göstermektedir. Cinsel istismarın affı olmaz. Cinsel istismarın affı olmaz. Cinsel istismarın affı olmaz. İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak, çocukların tekrar istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkum edilmesi anlamına gelmektedir. Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini öncelemek ve dahası önlemek elimizde. İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin. Çocuklara imam nikahını kıyan din görevlilerinin, kız çocuklarını çocuk yaşta evlendiren ailelerin ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna göz yuman kişi ve resmi otoritelerin cezalandırılması, Türk Ceza Kanunu'nda 15 yaş altı çocukların cinsel davranış cezasının söz konusu olmayacağının açıkça belirtilmesi, erken yaşta ve zorla evlendirilmenin suç olarak düzenlenmesi, evlilik yaşının her koşulda 18'e çıkartılması ve bunun hiçbir boşluk ve yorum farkına yer bırakmayacak şekilde yasalara dahil edilmesi gerekmektedir. Tüm milletvekilleri tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya ve tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ve kamuoyunu bu konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz. Nafaka hakkımız için de mücadele etmeye devam edeceğimizi ilan ederiz.